Öncelikle merhaba, ben Fatma Durak, Mustafa Cengiz Ortaokulu'nda okuyorum, 8. sınıfım. İkizimle beraber aynı sınıfta okuyoruz. Ben 5. sınıftayken spora gelmek istiyordum. Alisan Hoca'nın yanına gidip ben futbola gelmek istediğimi söyledim. Ailemin izin vermediğini de söyledim ve Alisan Hoca ailemin yanına gidip benim için izin, babamdan izin alıp benim futbola gelmemi sağladı. Benim ikizim de ben gittikten sonra da o da beni kıskanıp geldi. Öncelikle o gelmek istemiyordu. Sonra beni kıskandıktan sonra o da geldi. O da gelmek istedi. Alisan Hoca onun için de babamın yanına gidip izin istedi ve babam izin verince biz ikimiz aynı takımda oynuyoruz. Milli takımda oynamak ikimiz de. Karşı çıkıyordu, futbol erkek oyunudur diye. Şu an Alisan Hoca sayesinde izin veriyor. Böyle iyi yerlere gelmemizi istiyorlar. Adım Nazlar, soyadım Durak. Mustafa Cengiz Ortaokulu'nda okuyorum. 8. sınıfı, ikisinin aynı sınıfta okuyoruz. O benden önce spora gelmek istedi. Ben de ondan sonra gelmek istedim. Bu onu kıskanıp sonradan gelmek istedim. Alisan Hoca önce ona izin aldı. Ben sonradan geldim. Alisan Hoca bana da izin istedi. Ben ikimizin de hedefi milli takıma girmek. Hedefimiz de Galatasaray takımında oynamak. Bundan 8-9 yıl önce bir erkek takımı çalıştırıyordum. Başarılı bir maçın ardından okulun bahçesinde toplanmıştık. Bu sevince kız öğrencilerimiz ortak olmak istediler. Erkeklerin anlamsız tepkileriyle karşılaşınca ben de o anda hayat bende durdu. Bir kız pul takımı kurmaya karar verdim bu şekilde. Şimdi bizim çalıştığımız bölge biraz yani sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerden oluşuyor. İlk başta kız takımı kurduğumuz zaman ailelerin tepkileriyle karşılaştık. Defalarca evlerine gidip ikna ettikten sonra çocukları kazandırdık. Bu şekilde takıma kazandırdık. Şunu söyleyebiliriz. Tabii kazandırdıktan sonra son 7 yıldır Van şampiyonuyuz. Herhangi bir takımdan gol yemedik. Berabere kalmadık. Bölgede sayısız şampiyonluklarımız var. 2018'de de Türkiye ikinciliğini kazanmış bulunmaktayız. Bu seneye gelince de Van'daki mahalli maçlarda tüm maçlarımızı kazandık yine gol yemeden. Şu anda 28 Şubat'ta Batman'da düzenlenecek olan Yıldız Kızlar Futbol Turnuvası'na katılacağız. Tabii ki Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Yani çünkü 2018'de çok şanssızlık yaşadık. Aslında Türkiye Şampiyonu olacaktık ama bu sene hazırlıklarımız son derece heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Ki bu iki çocuğumuz yani ilk tanıştığımız dönemlerde biraz haşarı, hiperaktif çocuklardı. Çok hareketli çocuklardı. Çocuklarla konuştuk. İşte bir tanesi gelmek istedi, bir tanesi gelmek istemedi. Sonra ailevi şeyler çıktı. Defalarca ailelerine gidip görüştükten sonra Fatma'yı, yani ikizlerden bir tanesinin ismi Fatma. Fatma'yı ikna ettik. Fatma'da çok başarılı sonuçlar elde ettik. Sonra tabii küçüğü demeyelim de aynı yaştaki Nazlar da gelmek istedi. Bir nevi kıskandı. Onu da kazandırdık. Şu anda takımımızın en önemli iki oyuncusunu oluşturmakta. Yani bizim daha çok destekçimiz şu şekilde size söyleyeyim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne buradan selamlarımızı iletiyoruz. Öğrencilerimizin tamamı burslu öğrencilerden oluşur. Onların vermiş olduğu destek çok önemli bizler açısından. Bir de tabii ki Van'daki hani değerli iş adamları var. Bunlar bize destek veriyor. Mutluyuz. Kazandık. Emeklerimizin karşılığını kazanarak verdik. Son 8 yıldır Van şampiyonuyuz. Berabere kalmadık. Gol yemedik. Hedef Türkiye şampiyonası, bölge şampiyonası. Eskiden erkekleri izliyorduk. İşte siz futboldan anlamıyorsunuz. Futbol erkek işidir. Elinizin hamuruyla erkek işine karışmayın diyordular. Ailelerimiz aynı şekilde. Bazen kaçarak futbola geliyorduk, futbol oynuyorduk. Ailelerimiz bunu öğrenerek artık evden çıkmamıza bile izin vermediler. Alihsan Hoca sağ olsun. Ona çok teşekkür ediyorum bunun için. Ailelerimizi teker teker hepsini ikna etti. Bizi futbola kazandırdı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Hayatımıza anlam ve ilham kattı. Şampiyonuz.
şampiyon arkadaşlar şampiyon gibi düşünmek, şampiyon gibi davranmak zorundadır. Biz kimiz? Şampiyon! Biz kimiz? Şampiyon! Biz kimiz? Şampiyon Marmaris!